Doğru da açılar föyümüze bakalım arkadaşlar. Başlangıç noktaları aynı olan farklı iki ışının birleşimine açı denir. Yani şöyle bir ışınımız olsun. Bir de şöyle bir ışınımız olsun. Başlangıç noktaları o. Ortak olmak üzere. Bu, bu iki ışının birleşimine arkadaşlar açı diyoruz. Yani bu şekil bize açıyı veriyor. Şuraya A diyelim. Buraya da B diyelim arkadaşlar. Bu açıyı yazarken şöyle yazıyoruz. A, O, B açısı üzerine ne yapıyoruz? Şöyle bir şapka koyuyoruz. Burada dikkat edeceğiniz tek bir şey var. Şu O yani açının köşesi mutlaka ortada olmak zorunda. Bu OA ile OB de arkadaşlar açının kolları ya da kenarları denir. Ben bunu istersem şöyle de yazabilirdim tabi. B O A şeklinde yazabilirdim. Yeter ki köşe O ortaya gelsin. Açının bölgeleri var. Bir açıyı çizdiğiniz zaman arkadaşlar o çizdiğiniz kağıdı iki bölgeye ayır. Bir iç bölge bir de dış bölge olmak üzere. Açısal bölge işte bu iç bölge ile açının kendisinin birleşimine denir. Yani şu açıyı çizdiniz. Sonra bunun iç bölgesini de aldınız. İşte bu boyadığım yer ne olacak? Açısal bölgeyi oluşturacak. Açısal bölgeyi yazarken açıdan biraz farklı yazıyoruz. Nasıl? Şurası A, burası O, burada B olsun. Açıyı nasıl yazıyordum? A, O, B üzerine şapka diye. Doğru mu? İşte açısal bölge ise etrafına parantez koymanız gerekiyor. O zaman etrafta parantez varsa açısal bölge. Parantez yoksa açı. Örneğimize bakalım. ABC açısal bölgesiyle yani ne olacak? ABC açısıyla iç bölgesi. Yani şu boyadığım yer. işte açısal bölge ile DEF açısının onu şöyle farklı bir renkle gösterelim. O da şu yavru. Sadece açı dediği için kolları alıyoruz sadece. Kesişimini istemiş. Yani kırmızıyla mavinin kesiştiği yerleri soruyor bana. Nerede kesişmeye başlıyorlar? Bakın D'de kesişmeye başlıyorlar. DE boyunca kırmızıyla maviler üst üste binmiş. Yani kesişiyor. Ve bu E'den F'ye kadar devam ediyor. O zaman kesiştikleri yer DE doğru parçası ile EF doğru parçasının birleşimi olacaktır. Doğru parçasını yazarken ne yapıyorduk? Köşeli parantez kullanıyorduk. Doğru mu? Şıklara baktığımızda DE yerine ED yazmış. Fark etmez. Cevabımız D şıkkı. Şimdi açının ölçüsünden bahsedelim arkadaşlar. Bu arkadaş neydi? Açıydı. Eğer bu arkadaşın şu köşeye mesela gelip 40 derece yazıyorduk hatırlarsanız. Buraya yazılmış değeri varsa ona da açının ölçüsü deniliyor. Nasıl gösteriyoruz bunu? Bura gene A olsun. Burası O olsun. Burada B olsun. Açının ölçüsü A, O, B eşittir. 40 derece şeklinde yazıyoruz. Burada başına küçük bir M koyarsanız açının ölçüsü demektir O. Açı çeşitleri var arkadaşlar. İlk açımız 0 derecelik açım. Kenarları çakışık olan açıya bir 0 derecelik açı diyoruz. Mesela açının bir kolu bu olsun diğer kolu da bu arkadaş olsun. Yani ikisi üst üste olsun. Aralarında hiç boşluk olmadığı için bu açının ölçüsü 0 derecedir. Yani bu bir 0 derecelik açıdır. Eğer açınızın ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasındaysa ona ne diyoruz arkadaşlar? Dar açı. Eğer açınızın ölçüsü 90 derece ise ona ne diyoruz? Dik açı. Şimdi dik açıyı göstermek için özel bir sembol kullanıyoruz. Bakın şurada şöyle var. Ters T gibi. OA ile OB birbirine diktir anlamına geliyor. Ve sembolik olarak da ne yapıyoruz? Şöyle ortasına da bir tane nokta koyduğumuz zaman anlıyoruz ki orası 90 derece. Eğer açınızın ölçüsü 90 ile 180 derece arasındaysa buna da geniş açı diyoruz. Ölçüsü 180 derece olan açıya da doğru açılıyoruz. Nasıl oluyor bu? Işınlardan birisi bu. Diğeri de aynı doğrultuda ters yönde ise işte bu iki ışının birleşimiyle oluşan açının ölçüsü 180 derecedir. Şöyle gösteriyoruz değil mi onda? Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Doğru açı. Ve bir de son olarak tam açımız var arkadaşlar. Tam açıda ölçüsü 360 derece olan açıdır. Yani şuradan başladınız. Hop, geri döndünüz. Başladığınız yere. Yani bir çember çizdiniz. 360 derecelik açı diyoruz. Tam açı. Şimdi iki tane açının eğer ölçüleri toplamı 90 derece ise bu iki açıya da arkadaşlar tümler açılar denir. Bunlar birbirinin tümleyenidir. Mesela 20 dereceyi 90 dereceye tamamlayan açı 70 derecedir. O zaman 20 derece ile 70 derece birbirinin tümleridir arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Tümler iki açının ölçüleri oranı 1 bölü 4'tür. Buna göre bu açılardan küçük olanın ölçüsünü istiyor bizden. İki tane açı var. Ölçüleri oranı 1 bölü 4'müş. Yani birisi alfa diğeri ne olacak arkadaşlar? 4 alfa. Bunlar nasıl açılar? Tümler açılar. Yani toplarsa kaç derece edecek? 90 derece. O zaman 5 alfa eşittir 90'dan. Her tarafı 5'e bölersek alfa kaç dereceymiş? 18. Yani bizim açılarımızdan bir tanesi 18 derece. Diğeri de 4 çarpı 18 72 derece. Bize küçük olanı soruyor. O zaman aradığımız cevap 18 derece gelecektir. Bütünler açıda arkadaşlar. Eğer iki açının ölçüleri toplamı 180 derece ise bunlara da bütünler açı diyoruz. Mesela 50 derecenin bütünleyeni 180 eksi 50 130 derece. Alfa derecenin bütünleyeni 180 eksi alfa derece. Hemen örneğimize bakalım bir açının ölçüsü bütünleyeninin ölçüsünün 3 katından 20 derece fazladır. Yani şöyle açılardan birisi alfa ise diğeri 3 katından 20 derece fazla. Peki bu iki açı nasıl açı? Bütünler açı. O zaman toplamları kaç derece çek arkadaşlar? 180 derece. Ha, o zaman 4 alfa eşittir. Bu yavruyu bu tarafa atın. 160 derece. Alfa eşittir ne geldi? 40 derece. Demek ki açılarımızdan bir tanesi 40 derece. Diğeri ise 40 çarpı 3. 120. 20 koy üzerine 140 derece. Ya da 180 eksi 40. 140 derece. Şimdi sorun şu. Acaba cevap 40 mı? 140 mı? Ne diyordu? Bir daha okuyalım. Bir açının ölçüsü bütünleyeninin ölçüsünün 3 katından 20 derece fazla. Ha, o zaman bizim açımız ne olacak? 140 derece olacak değil mi? Çünkü neden? 140 derecenin bütünleyeni 40. 3 katından 20 derece fazlasına eşit. O zaman bu açının ölçüsü 140 derece. Açı ortayda bir tanımımız var arkadaşlar. Bir açı iki eş açıya bölen ışına açının açı ortayı denir. Yani ben size şöyle sıfırdan çizeyim. Şu bizim bir açımız olsun. Şu ortadaki açıyı tam ortadan ikiye bölen üçüncü ışına yani şu arkadaşa açı ortay diyoruz. Açı ortay varsa bir soruda ve size açı sorusu sorulduysa genelde yapacağımız şey ne? Bu açı ortayı AAB diye harflendirmek olacaktır. Bununla alakalı arkadaşlar şöyle bir özellik var. Bunu şu föyde pek kullanmayacağız ama ileride çok sık kullanacağız. Açı orta üzerinde bir nokta alıp bu noktadan kollara dik gelirseniz bu dikler birbirine eşittir. Bu kanatlar da birbirine eşittir. Bu föyde pek kullanmayacağız ama ileride çok sık karşımıza gelecek. Hemen bir örneğimize bakalım. Açı ortaymış. 70 dereceye vermiş. Benden Denizli, Bursa, Giresun açısını istiyor. Şimdi bakıyorum. Şekilde açı ortay var. Benden açı istiyor. O zaman ne yapacağım? Hemen harflendiriyorum. A, A, B, B diyelim. Gördüğünüz üzere şurası doğru açı. Yani 2A artı 70 artı 2B eşittir 180 derece. Bu yavru bu tarafa atın. O zaman 2A artı 2B eşittir 110 derece. Her tarafı 2'ye bölün. A artı B kaç dereceymiş? 55 derece. Peki benden istenilen yer neresi arkadaşlar? Denizli, Bursa, Giresun. Yani şu arada kalan açı istiyor. A artı B artı 70 istiyor. E A artı B 55'ti. Üzerine bir de 75 koyarsak. 125 cevabımız D şıkkı. Örnek 5'e bakalım. 30 dereceyi 110 dereceye vermiş. Yukarıdaki verilere göre ABD ve ABC açılarının açı ortayları arasındaki açının ölçüsü. Şimdi ne yapacağım? İki tane açı ortay çizeceğim. Önce ABD'ninkini çizelim. ABD yani 30'un açı ortayı. Kaç kaç bölecek? 15 15. Şöyle bir şey. Şimdi dikkat. Gaza gelip de DBC'yi çizmeyin. ABC diyor. ABC yani 140 derecelik açının açı ortayını çizeceğim. 70-70 böleceğiz değil mi? O zaman o da tahmini şöyle bir şey. Şimdi bu değerleri yazalım. Burası 70 70. Şu 30'da nasıl bölmüştük? 15-15. Peki şuranın tamamı 110. 70'i buradaysa buraya 40 kaldı mı? Benden ne istiyordu? Bu iki açı ortay arasındaki açı istiyor. Yani benden şu aradaki açı istiyor. E, 40 burada 15 burada 55 Cevabımız B şıkkı. Ters açılarda bir başlık var arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Kesişen iki tane ışın, doğru, doğru parçası neyse artık. Bu arada kalan açılar birbirine eşittir. Yani ise burada ters açılar diyoruz bunu. O zaman bura B ise Buradan ne olacak arkadaşlar? B olacaktır. Şimdi paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar Şimdi arkadaşlar burada böyle değişik isimler var. Yöndeş açılar, iç ters açılar, dış ters açılar, karşı durumlu açılar gibi. Şimdi ben bunların hepsini size anlatıp da bunun adı bu, bunun adı bu demeyeceğim. Gene bilmekte fayda var. Kulak dolgunluğu olsun iyidir. Ama bunların adlarını ezberlemeye, aklınızı tutmaya çalışmayın. Olay şu. İki tane paralel doğru. Hop geldi. Üçüncü bir doğru bunları kesti. Karşınıza iki çeşit açı çıktı. Bakın birisi şöyle gördüğünüz gibi dar açı. Diğeri de böyle gördüğünüz gibi geniş açı. Kural şu. Bütün dar açılar birbirine eşittir. Bütün geniş açılar birbirine eşittir. Mesela buradaki dar açıyla buradaki dar açı birbirine eşittir. İşte bunlara ne diyoruz biz? Yöndeş açılar. Önemli mi? Adı. Adı önemli değil. Ama bu darın bu dar eşit olduğunu bilin. Peki buradaki dar açı o da buna eşit. Biraz önce gördük ters açılar. O zaman bu eşitse dar açı, e bu da dar açı o zaman bu da eşit. Bakın bu boyadığım 4 tane kırmızı dar açı 4'ü de birbirine eşit. Gelelim genişlere. E bu geniş açı. E, burada da bir geniş açı var. O zaman bu ikisi birbirine eşit. e burada ve burada da var. O zaman bunlar da yine birbirine eşit. Peki karşı durumlu açı diyordu. O neydi arkadaşlar? O da şu. Buradaki dar açıyla geniş açının toplamı kaç derece? 180 derece. İşte biz o karşı durumlu açıya U kuralı diyeceğiz. Ne diyecekmişiz? U kuralı. Şuraya yazayım. Nedir bu U kuralı? Şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Yani yan yatmış bir U da olabilir. Buna bazıları C kuralı da diyor. Aklınıza nasıl tutarsanız. Kural şu. U'yu görürseniz ister böyle havada ister böyle yan yatmış. Buradaki açıyla buradaki açının toplamı 180 derecedir. Bununla bunun toplamı 180 derece. Nedir bunun adı? Karşı durumlu açılar. Bir de arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Z kuralı. Bunu çok sık kullanacağız. Şu Z harfi. işte şu uçtaki açı ile bu uçtaki açı birbirine eşittir. Mesela burada göstermemiz gerekirse işte şu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit. Hani Z? İşte Z'miz. Bunları sık sık kullanacağım için şimdiden size söylüyorum. Z kuralı, U kuralı. Bunları bilelim. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Bunlarla alakalı. Örnek altın. Açı ortayımız var. 125'i vermiş. Benden x'i istiyor. Şimdi bakın şurada bir u kuralı var. Yan yatmış. Nerede? Hemen şurada. Gördünüz. O zaman burası 125 derece ise burası 180 eksi 125 55 derece. Ya açı ortay. Burası 55 ise buradan olacak arkadaşlar. 55. Peki bir u kuralı daha var. Onu da şöyle kırmızı ile göstereyim. Gördünüz. O zaman buranın tamamı 110 derece ise 180 eksi 110 X'imiz ne gelecek? 70 derece. Cevabımız D şıkkı. Örnek 7'ye bakalım. Paralelliği vermiş. 120, 100 bizden X'i istiyor. Şimdi arkadaşlar burada kalem ucu dediğimiz bir şey var. Kalem ucu dediğimiz şey şu. Şöyle bir sivri uç. Şuradaki açıyı istiyor. Ya da size onu veriyor. Yanındaki sağdaki soldaki açılar istiyor. Bu kalem ucu dediğimiz şey. Ya da buna karlı dağın zirvesi de deniliyor. Şöyle düşünün. Burada bir kar birikintisi var. Karlı dağın zirvesi de deniliyor arkadaşlar. İşte bunu gördüğünüz zaman yapacağınız işlem tam o zirveden tam o kalemin ucundan paralel çizmek. Kime? Diğer iki paralel'e. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam ben şöyle bir paralel çizdim. Sonucu buldum ya da hocam ben şöyle bir paralel çizdim. Şunu şöyle uzattım. Yine sonucu buldum. Bunların hepsi doğrudur. Ha benim bu size gösterdim. O sivri uçtan paralel çizin. Olabildiğince en pratik yoludur. Ha her zaman işe yarar mı? Tabii ki de. Bazen adam ters bir soru sorar. O paraleli buradan değil, buradan çizince çıkar. Ama böyle bir sivri uç gördüğünüz zaman %90, %95 tam o sivri ucun olduğu yerden çizerseniz paraleli çok rahat çözersiniz. Şimdi bakın oradan paralel çizince ne oldu? İki tane U kural oluştu. Birisi burada U'muz. Bakın siyahla gösteriyorum. O zaman burası 100 derece ise burası ne olacak? 180 eksi 180. Peki bir U daha var. O da nerede? İşte o da burada. Birazcık yamulmuş bir U ama U sonuçta. Burası 120 ise burası ne oldu arkadaşlar? 60. Ha doğru açıyı görüyor musunuz? 80 60 140. 180'den çıkartırsam x'e ne kalacak? 40. Cevabımız A şıkkı. Burada bir önemli denmiş arkadaşlar. Buna da ne diyelim? Zikzak kuralı diyelim. Nedir bu zikzak kuralı arkadaşlar? Paralel iki doğru arasına şöyle zikzaklar yerleştirirseniz açılar arasında bir ilişki var. Nedir o ilişki? Aynı yöne bakan açıların toplamı birbirine eşittir. Şimdi aynı yön ne demek? Mesela bakın A nereye bakıyor? Sola. X sağ. B sola, Y sağ, C sola. İşte sola bakanların toplamı eşittir sağ bakanların toplamı. Bunu sadece sol sağ gibi düşünmeyin. Mesela yukarı bakanların toplamı aşağı bakanların toplamına eşittir. Ya da sağ çapraza bakanların toplamı sol çapraza bakanların toplamına eşittir. Buradaki mantık ne? Aynı yöne bakanların toplamı birbirine eşittir. Mesela sorumuza bakalım. Zikzağı görüyorsunuz. Paralel iki doğrumuz var. Zaten bu doğru açılar konusunun olmazsa olmazına paralellik değil mi? Şimdi bakıyoruz. 50 nereye bakıyor? Sola. 100 sağ. 80 sola. Ha şimdi x sola olmaz. Sırayı bozmayacaksınız. Sol sağ. Sol sağ. Sıraya aynen gidecek. O zaman sol sağ. Sol sırada kim var? Şunu şöyle uzatacağım. Sağ. Sola bakanların toplamı. 50 80 daha. 130 eşittir sağ bakanların toplamı şuraya y dersek 100 artı y. Yani o zaman o y dediğimiz yer meğerse kaç dereceymiş arkadaşlar 30. O zaman burası 30muş. Yalnız benden bunu değil ikisi istiyor. Yani bütünlerini istiyor. 180'den farkını istiyor. O zaman 180 30. 150 cevabımız B şıkkı 9'a bakalım. Şimdi geometri sorularında genelde şöyle bir hataya düşüyorsunuz. Direkt şekle atlıyorsunuz. Bunu yapmayın. Alışkanlık haline getirin. Önce sorunun mutlaka sağını, solunu, altını, üstünü, önünü, arkasını mutlaka okuyun. Bazen oraya şekilde yerleştirilmeyen bir özellik yazmış olabilirler. Şimdi ben bu şekle baktığımız zaman AB'nin CD'ye paralel olduğunu tahmin ediyorum zaten. Fakat bakın burada ekstra bir şey vermiş. AE de FG'ye paralelmiş. Eğer bunu okumadan direkt soruya dalarsanız bu soruyu çözemezsiniz. Onun için mutlaka soruları şöyle bir hızlıca kenarlarını okuyun. Diyeceksiniz ya hocam ne gerek var hepsi şekil üzerinde. İşte bazen şekil üzerinde olmuyor. Yanılabiliyoruz. Şimdi baktığımız an zikzakları görüyorum. Ne diyeceğim? Aynı yöne bakanların toplamın birbirine eşit. Ama önce şu AE, FG paralel ne işime yarar ona bakalım. Şurada bir Z kuralı var. Görüyor musunuz? Bakın paralellikten faydalanarak. O zaman bura A derece ise Z'den dolayı burada ne olacak? A derece. Ha, şimdi dediğimizi yapalım. Aynı yöne bakanlar. 20 yukarı bakıyor. A aşağı bakıyor. Bu A yukarı bakıyor. X aşağı bakıyor. 40 yukarı bakıyor. Yukarı bakanlar 20 artı A artı 40. Eşittir. Aşağı bakanlar. A artı x. Ha, bakın şu ağlar gitti mi? O zaman x eşittir. Kaç dereceymiş arkadaşlar? 60. Cevabımız C şıkkı. Ona bakalım. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. 2011 yılında. Paralellikler verilmiş. 110, 30 bizden x eksiye farkını istiyor. Şimdi bakın. Şöyle bir şey yapacağım. Şu arkadaşı uzatıyorum. Bu arkadaşı uzatıyorum. O zaman bu 30 derece ise buradan olacak arkadaşlar 30 derece. Şimdi bir de M kuralı diye bir şey var. Bu M kuralı nedir? Bizim zikzan Küçük halidir. Nasıl küçük hali? Şöyle bakın. Bir tane M harfi yapacaksınız. İşte bu. Nerede M? İşte şurada. Bakın normalde zikzak kuralı. Ama daha küçüğü. Çok az zikzak olduğu için buna M kuralı diyor. Nedir bu M kuralında özellik? Bura A Bura B. Bura C ise A ile B'nin toplamı C'ye işte. eşittir. E zaten zikzak kuralı da öyle diyordu. Sağa bakıyor. Sola bakıyor. Sağa bakıyor. Ha, sağa bakanların toplamı A artı B eşittir C. O zaman bakın burada bir zikzak var. Nerede o zikzak? İşte şurada. Yani M kuralı. Ha, ne diyeceğiz? 30 ile bu arkadaşın toplamı kime eşit? 110'a. 30'da kaçı toplarsanız 110 olur? 80. Demek ki burası kaç dereceymiş? 80. Burası 80 ise y kaç dereceymiş arkadaşlar? 100. Y'yi bulduk. Şimdi gelelim X'e. Şurada bir U kuralı var gördünüz mü? Şurada. Ha. O zaman bu 30 ise X'de kaç gelecek? 150. X 150, Y 100. Farkını istiyor 50. Cevabımız E şıkkı. 11'e bakalım. Gene paralelliklerimiz var. Güzelce okuyalım. A, F, D, e paralel. Onu tahmin ediyordum. Ha, bakın bir de A, C. şu arkadaş. BH şuna paralelmiş. Tamam. 155'i 60'ı vermiş. Benden FBG. B, G. Şu açı istiyorum. Gene bakın şurada bir M kuralı var sanki. Nerede? Şunu uzatırsa işte burada bakın. Gördük mü? O zaman bu arkadaşla bu arkadaşın toplamı bana 60 verecek. E zaten burası belli. 180 155 25. 25 ile kaçı toplarsanız 60 eder 35. Demek ki burası kaç dereceymiş? 35. Şimdi şu verilen paralelliği kullanalım. AF şey AC BH'a paralelli. Şurada bir Z oluşuyor. Görüyor musunuz bakın? O zaman burası 35 ise Z'den buradan oldu? 35. E açıortay ortay. Demek ki burada 35. 35, 35, 70. Aha da buraya ne kaldı? 110. Bana doğruyu soruyordu. Cevabımız C şıkkı. Burada bir önemlimiz var arkadaşlar. Şimdi bizim bu U kuralının biraz daha genişletilmiş hali. Ya normalde U neydi? Şuydu, doğru mu? Şimdi biz burada şu arada kırık oluşturursak U'yu biraz genişletmiş oluruz. Mesela şöyle yaparsak ya da ne bileyim şöyle yaparsak. İşte bunlar genişletilmiş U'lar. Bunda da kural şöyle işliyor arkadaşlar. Paralel doğrular arasındaki o kırıkları sayacaksınız. Mesela burada kaç kırık var? 1 2. İşte bu kırık sayısının 180 ile çarpımı bana şu arada oluşan açılar toplamını verir. 180 çarpı 2 360. Yani ABC toplam 360 derece. Mesela buraya bakalım kaç kırık var? 1, 2, 3. Ha, 3 kırık 180 çarpı 3 toplamları demek ki ABCD'nin 540. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4. 180 çarpı 4. A, B, C, D, E'nin toplamı 720 derece. Şimdi örneğimize bakalım. Kaç tane kırık var? 1, 2. Demek ki 140, 100 ve X'in toplamı kaç eşit olacak? 180 çarpı 2, 360. Ya. Yazalım. 140 artı 100 artı X eşittir 360'da. 240 atın bu yavruyu bu tarafa. X eşittir 120. Cevabımız B şıkkı. 13'e bakalım arkadaşlar. Kaç tane kırık var? 1 2, 3 O zaman şu köşedeki 4 tane açının toplamı kaç olacak? 180 çarpı 3, 540 Peki açı ortaylarımız var. Ne yapıyorduk? Harflendiriyorduk değil mi? Hadi harflendirelim. AA diyelim. BB diyelim. X'i bulmaya çalışalım. Yazalım. 140 Artı 2A Artı 2B artı x. Ne dedik? 180 çarpı 3 540 mı? Şimdi bana x lazım. O zaman şurası sıkıntı. Benim a artı b'yi ya da 2a artı 2b'yi bulmam gerekiyor. Şu üçgene bakalım. Bakın burada bir üçgen var. Ceyhan, Giresun, Denizli üçgeni. Burası 45 derece ise a artı b 180 eksi 45 135 derece kalacaktır. Nereden çıktı bu? Çok iyi bildiğimiz bir kural. Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. O zaman 45'i buradaysa 180 eksi 45 A artı B ne kaldı 135. O zaman 2 artı 2 B ne olur? 135'in 2 katı 270. Ha, 270 140 daha 410. At yavruyu bu tarafa. X eşittir 540 eksi 410 130. Cevabımız D şıkkı. Bir önemlimiz daha var arkadaşlar. Şimdi bu şekli artık neye benzetirseniz uçağa benzetin, çam ağacına benzetelim. Böyle filmlerde belki bilirsiniz soytarıların böyle şapkaları vardı. Kenarlardan böyle zil sallanır. Ona benzetin. Neye benzetirseniz benzetin. Bu benzettiğiniz arkadaşı gördüğünüz zaman içerideki açıların toplamı dışarıdaki açıların toplamını eşittir. Yani A artı B artı C artı D artı E. Bakın bunların hepsi içeride. İçerideki açıların toplamı X, Y, Z. Dışarıdaki açıların toplamına eşittir. Hemen örneğimize bakalım o zaman. İçeride kim var? 70, 30, X ve 20. Toplarsam kaç ediyor? 120 artı X. Eşittir dışarıdakilerin toplamı. Bu neydi? 90'dı değil mi? 90 artı 80, 170. O zaman X eşittir 50. Cevabımız B şıkkı. Böylece konu anlatım kısmını bitirdik arkadaşlar. Ödev testlerimize başlayalım. İlk sorumuz şu. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre yani yandaki şekilde verilenlere göre bla 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Tek tek inceleyelim. F noktası ABC açısına aittir. Önce şu ABC açısını bir çizelim. Bakın ABC açısı bu. Bu açının üzerinde yani bu siyah çizgilerin üzerine bir F noktası var mı? Aha burada var. O zaman F noktası ABC açısına aittir. Doğru. K noktası FED açısına aittir. Hemen FED açısını da çizelim. O da şu kırmızı arkadaş. Bakıyorum bu kırmızı arkadaşın üzerinde bir K diye bir nokta yok. K içeride doğru mu? Ha, K noktası FED açısına ait değil. FED açısal bölgesine ait. Dolayısıyla bu yanlış. L noktası ABC açısına ait değildir. Evet çünkü ABC siyah çizgilerin üzerine bir L noktası yok. L noktası dışarıda. Dolayısıyla ait değildir. Doğru. ABC açısıyla FED açısının kesişimi yani siyahla kırmızıların kesiştiği yer. Bakın bir burada kesişiyorlar. Bir de burada. Yani bir F noktası da bir de D noktasında kesişiyorlar. Bu arkadaş da öyle diyor zaten. O zaman bu da doğru. Aradığımız cevap 1 3 4. Cevabımız E şıkkı. 2'ye bakalım. Tümler 2 açının ölçüleri oranı 1 bölü 5. Yani birisi alfa ise diğeri 5 alfa. Peki bunlar nasıl açılar? Tümler yani toplamları 90 derece. O zaman 6 alfa eşittir 90'dan. Alfa eşittir 90 bölü 6'dan 15 derece. Yani açılardan birisi 15 dereceymiş. Diğeri de 75 derece. Neyi soruyor bana? Bu, aç bu açılardan büyük olanın yani 75'in bütünleyenini soruyor. Ne yapıyorduk? 180'den çıkartıyor muyduk? 180 eksi 75. 105 cevabımız D şıkkı. 3'e bakalım. Bir açının bütünlerinin ölçüsü tümlerinin ölçüsünün iki katından 40 fazladır. Ha, şimdi şöyle bir açı var. Alfa diye. O zaman bunun bütünleri ne olur? 180 eksi alfa. Tümleri ne olur? 90 eksi alfa. Problem şöyle diyor. Bütünlerinin ölçüsü yani 180 eksi alfa tümlerinin yani 90 eksi alfanın 2 katından 40 derece fazlasına eşitmiş. Ha, artık soru matematik sorusu oldu. Çözeriz. 180 eksi alfa eşittir. 2'yi dağıt içeri. 180 eksi 2 alfa artı 40. 180'ler sizlere ömür. Gittiler. Atın bu arkadaşı buraya. Eksi 2 alfa artı 2 alfa. Alfa mı kaldı? Alfa eşittir. Kaçmış? 40. Ha, demek ki bizim açının ölçüsü 40 derece. Cevabımız A şıkkı. ABC noktaları doğru sağ Açı ortaylarımız var. 20-30 bizden EBH açısını istiyor. Ne demiştik size? Bir soruda açıortay açı ortay varsa ve açı soruyorsa onları harflendirin. Oradan şuna AA diyelim. Buna da BB diyelim. Böylece burada bir doğru açı var mı? Toplayalım. 20-30 daha 50. Artı 2 A artı 2 B eşittir 180'den. Atın bu arkadaşı bu tarafa. 2 A artı 2 B eşittir 130. Her tarafı 2'ye bölün. A artı B ne geldi? 65. Şimdi kesin benden istenilen yerde A artı B vardır. Çünkü A'yı B'yi bulamadım ama A artı B'yi buldum. Şimdi bakalım nereyi istiyor? Edirne, Bursa, Hakkari. Yani şu açıyı istiyor. Ha, o istediği yerde A artı B artı 30. E, A artı B 65'ti. Üzerine bir 30 koyun. 95 cevabımız C şıkkı. 5'e bakalım. A, B, C, D'ye paralel 75, 145 bizden X'i istiyor. Gayet kolay bir soru. Şuradaki yan yatmış U'yu görüyorsunuz değil mi? Neydi U kuralında? Açıların toplamı 180. O zaman 75 buradaysa buraya ne kaldı? 105 derece. Peki şurada bir tam açı var. Görüyor musunuz? Bakın bir tam tur yapmış. Tam açı kaç derecede? 360. 105, 145 daha 250. 360'dan 250'yi çıkartırsak x'e ne kaldı? 110. Cevabımız E şıkkı. 6'ya bakalım. Dikkat. A, B, C, D paralel. Bir de AC, e, paralel. 105'i vermiş. Bizden x'i istiyor. Şuradaki z'yi görebiliyor musunuz? Bakın şöyle kırmızı ile çizeyim. Burada bir Z var. Gördünüz mü? Hemen o zaman yazalım. Burası 105 ise. Burada 105. E 30'u buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 105 eksi 30 75. Şimdi peki burada bir U var. Onu gördünüz mü? Aha da burada. O zaman burası 75 derece ise burası ne olacak? 180 eksi 75. 105. Cevabımız D şıkkı. Ödev testimizin ikinci kısmına bakalım. A, B, C, D'ye paralel. Okey. Onu tahmin ediyordum. Ha, bir de bakın. C, A, E, F'ye paralelmiş. 110 dereceyi vermiş. Bizden nereye istiyor arkadaşlar? X'i istiyor. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Ben şu arkadaşı şöyle uzatsam. Bakın bir U kuralı oldu. Gördünüz mü? Ha, o zaman burası 110 derecesi. 180 110. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 70. Peki burası 70 ise şunun şu arkası ne olacak arkadaşlar? 110 mu? E hocam burası zaten 110 ise burasına da 110 diyemez miyiz? Yöndeş açılardan deriz değil mi? Peki 110, 30 daha 140, 180'den çıkarttım. Buraya 40 kaldı mı? Ha, o zaman burası 40 ise bu X'de ne olacak? 40 mu olacak? Bakın yöndeş açılar. Ya da burası 40 ise burası 140. U harfini görüyorsunuz. Burası 140 ise X ne gelecektir? 40 gelecektir. Doğru da açılar konusunun bir güzelliği. İstediğiniz şekilde ne yapabiliyorsunuz? Çözebiliyorsunuz. Yani çözüm yolu birden fazla. Belki bu soruyu böyle zorlasak 2 3 4 farklı yoldan çözebiliriz. 2'ye bakalım. Ha bakın kalem ucu var sanki değil mi? Bakın yan yatmış bir kalem ucu var. O zaman tam o uçtan bir tane paralel çizeyim. Kime çiziyorum paralelliği? Diğer iki paralel arkadaşa. O zaman önce şuradaki U kuralından başlayalım. Burası 80 ise burası ne olacak? 100. E 100, 130. 180'den çıkartırsak buraya 50 kaldı mı? E bir U kuralı da burada var. İşte şurada. O zaman burası 50 ise 180-50, 130. Cevabımız A şıkkı. 3'e bakalım arkadaşlar. Gene bakın kalem ucunu görüyor musunuz? O zaman buradan hemen paralel çiziyorum. Kime? Diğer paralel olan arkadaşlara. Şimdi bakın şurada bir U kuralı var. O zaman burası 145 ise 180 eksi 45 <laughs> burası 35 derece. Peki bir de büyükte var arkadaşlar. Bakın şurada var. O zaman burası 105 derece ise 180 eksi 105 buraya ne kaldı? 75. 35'i buradaysa burası 40. O zaman burayı da kaç kaç paylaştıracağız? 20-20 Şimdi benden x istiyor. Artık son öldürücü darbeye vuralım. Bir U da burada var mı? Gördünüz. O zaman burası 55 ise 35 artı 20 55. 180 eksi 55 X'e ne kaldı arkadaşlar? 125 derece cevabımız C şıkkı. Şimdi gördüğünüz üzere çözüm basit ama biraz zahmetli gibi değil mi? 3 kere U kuralı yaptık. Acaba bunun bir pratik yolu var mı? Var. Ha birazcık ezbere kaçıyor ama Aklınızın bir kenarında dursun. Belki hatırlarsınız. Eğer böyle bir arkadaş görürseniz şurası açı ortaysa x bu iki arkadaşın toplamının bu iki arkadaşın toplamının yarısına eşittir. Yani 145 artı 105 bölü 2 eşittir. 250 bölü 2'den o da 125 gelecektir. Ama dediğim gibi bu birazcık ezbere kaçıyor. Aklınızın bir kenarında bulunsun. 4'e bakalım. Burada bir ok işareti var. X kaç derecedir diye sormuş bize. Sanki burada bir M harfi var da tam böyle M olamamış. Yardımımıza ihtiyacı var gibi. Nerede? Bakın şunu şöyle uzatın. Bunu da böyle uzatın. İşte M harfimiz. Bakın şöyle arkada. Şöyle farklı renkle göstereyim. Daha rahat görün. Neydi M harfinde kural? Bununla bunun toplamı X'in verildi. O zaman buraya 50 ise burada kaç? 50. Burada 30 ise burada 30. Ha, o zaman 50 artı 30 80 cevabımız C şıkkı. Peki şöyle de görebilirdik değil mi? Burası kaç derece? 130. Burası kaç derece? 150. Şu U değil mi? Kırıklı U kuralı bakın. Ha, neydi burada da kural? Bu arkadaş, bu arkadaş ve bu arkadaşın toplamı 2 tane kırık olduğu için 180 çarpı 2 360'a eşit. E 280, 360'tan çıkartırsak x'i gene 80 bulabiliriz. Mesela şöyle de çözebilirdiniz. Şurası kalem ucu. Hop buradan paralel çiziyorum. Ne diyorduk? Kalem ucundan paralel çizecektik. Kime? Diğer iki arkadaşa. O zaman bura 50 ise yöndeş açıdan burada ne geldi? 50. E burada 30 ise yöndeş açıdan burada ne geldi? 30. Bakın x ne geldi? 50 artı 30. 80. Dediğim gibi doğru açılar konusunun güzelliği. Farklı farklı yollardan ne yapabilirsiniz? Soruları çözebilirsiniz. 5'e bakalım. Kalem ucunu görüyorsunuz. Sivri ucu. Oradan hemen paralel çiziyorum. Yani diğer iki arkadaşa paralel. Şimdi bakın burası 120 derece ise burası 60 derece. Nasıl bulduk? U kuralı değil mi? U U'muzu görüyorsunuz şurada. Sağ tarafta da bir tane M kuralı var sanki. İşte bakınız M. M'de kural neydi? Bu 50 ile bu arkadaşın toplamı şu orta. Burası kaç? 90 mı verecek? 50 ile kaçı toplarsanız 90'ı veriyor. 40'ı. Demek ki burası 40. 60-40 daha 100. 180'den çıkartırsak x'e kaldı 80. Cevabımız A şıkkı. 6'ya bakalım. 40'lı U kuralı. Kaç tane 40 var? 1, 2. 180 çarpı 2. Demek ki toplamlar 360. Yani x artı 150 eksi alfa artı 80 artı alfa eşittir 360. Alfalar sizlere ömür. 150, 80 daha 230. Atın yavru bu tarafa. X eşittir 360 eksi 230'dan 130. Cevabımız C şıkkı. Ve yeni nesil sorular diye bir test kısmımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz artık ÖSYM bu tip sorulara daha çok ağırlık veriyor. Onlarla alakalı sorularımız var. Şimdi diyor ki soruda S saat D dakika ve akrep ile yelkovan arasındaki açı da alfa olmak üzere. Bu aradaki açıyı bulmak için şöyle bir formül varmış. 60 saat eksi 11 dakikanın mutlak değeri bölü 2'di. Buna göre saat 14.50'yi gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasındaki küçük açıyı soruyor bize. Şimdi önce şunu bir açıklayalım. Küçük açı ne alaka? Şöyle bir saat düşünün. Şu arkadaştan birisi akrep birisi yelkovan. İşte şurası küçük açı. Burada büyük açı. O zaman siz işlemi yaptınız diyelim. Atıyorum kaç buldunuz? 250 derece buldunuz aradaki açı. Ama sizden küçüğü istiyor. Şurası 360 derece değil mi? 360'dan 250'yi çıkartır. 110'u işaretlersiniz. Şimdi sorumuza bakalım. Saat kaç? 14. Şimdi buradaki S yerine 14 mi yazacağız? Evet. Hocam 2 yazsak olmaz mı? Olur. Çünkü 14 kime eşit? 2. O zaman ben buraya 14 yazıp 60 ile 14'ü çarpacağıma 2 yazıp 60 ile 2'yi çarpayım. Daha pratik. Mutlak değer 60 çarpı 2. Yani 14 yerine 2 yazdım. Eksi 11 dakika. Dakikamız kaç? 50. Artık onu yazacağız. Dakika ma maalesef 50. Bölü 2. Kaç geliyor? Mutlak değer içerisinde 120. Eksi 550. Bölü 2. 550'den 120'yi çıkartın arkadaşlar. Ne geliyor? 430. Ne yapacağız şimdi? 430'u 2'ye mi böleceğiz? Mutlak değer olduğu için direkt pozitif çıkar. Normalde eksi 430. 430. 2'ye bölersem ne geliyor? 215. İşte bahsettiğim yer. Ne oldu? Ben 215 buldum. Yani şurayı buldum. Halbuki benden burayı istiyor. O zaman ne yapacağım? 360'tan 215'i çıkartırsam 145 derece. Cevabımız E şıkkı. 2'ye bakalım. Geometride pek karşımıza çıkan bir soru tipi değil. Öncüllü soru. İşte bu da yeni nesil sorulardan. Diyor ki aşağıda D1, D2 ve D3 doğruları verilmiş. Açılar var. D2, D3'e paralel olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Bakıyorum. A açısıyla G açısı birbirine eşittir. Ne demiştik hatırlıyorsanız. Dar açılar birbirine eşit. Geniş açılar birbirine eşit. Bakıyorum A ile G dar açılar o zaman birbirine eşit. Doğru. B ile E'nin toplamı 180 derece. Bakıyorum B'ye. B dar açı. E ise o da dar açı, doğru mu? Pardon, B'miz geniş açı, özür dilerim. B'miz geniş açı, E'miz dar açı, toplamları 180 derece. Ya da şöyle de yapabilirdik. Bu arkadaş buna eşit değil mi? O zaman B'yi buraya taşıyalım. U kuralını görüyorsunuz. B ile E'nin toplamı 180 derece. Dolayısıyla bu da doğru. Diyor ki C ile H'nin toplamı 90 derecedir. Bakıyoruz C bu H de bu değil mi arkadaşlar? Ha, şimdi ben bu C'yi Z kuralından gelip buraya taşıyamaz mıyım? O zaman C ile H'nin toplamı 90 değil 180 derece olur. Dolayısıyla yanlış. Hemen son olarak D F'ye eşittir demiş. Ha, bakın Z kuralını görürseniz D hakikaten F'ye eşittir. Dolayısıyla bu da doğru. O zaman aradığımız cevap 1, 2 ve 4 D şıkkı. 3'e bakalım. Yine öncülü bir soru. Hangileri kesinlikle bakın kesinlikle doğrudur demiş. Bakalım paralellikler kim? AB, RT, PF birbirine paralel ve RL ile de BE birbirine paralel. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şu siyahlar birbirine paralel ve şu kırmızılar birbirine paralel. Tamam diyor ki LKB açısı yani şu arkadaş alfa diyelim eşittir PDE açısı PDE. şu arkadaşım. Şimdi zaten şekle baktığınız zaman bunun doğru olması mümkün değil. Neden? Burası bir dar açı görüyorsunuz. Bu ise bir geniş açı. Dolayısıyla bu ikisinin birbirine eşit olması mümkün değil. Şöyle de gösterebiliriz. Z'yi görüyor musunuz? O zaman bura alfa ise bura alfa. Şimdi bura alfayken buranın alfa olabilmesi için bu arkadaşın şuna paralel olması lazım ki öyle bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla birinci madde yanlış. LRT LRT Şuradaki açıyla P, C, E. P, -C -E. Bu açının toplamı 180 derecedir demiş. Ha, bu sanki doğru gibi değil mi? Neden? Gösterelim. Şimdi ben buraya A derece dersem. Bakın yöndeş açıyı görüyor musunuz? Bura A ise burada ne olacak arkadaşlar? A. Peki şuradaki U'yu gördünüz mü? O zaman bu A ile şuraya da B dersek A ile B'nin toplamı kaç olur? U kuralından 180 derece. E zaten bize de A ile B'nin toplamı 180 diyordu. Dolayısıyla bu arkadaş doğru oldu. Ve son olarak şöyle bir temizleyelim. A, B, E Buradaki A açısıyla F, P, G yani Buradaki B açısının toplamı 90 derecedir demiş. Şimdi bu doğru olabilir de olmayabilir de. Neden? Şimdi burası A derecesi. Yöndeş açıdan o A'yı buraya taşıdık mı? Şimdi A ile B'nin toplamı 90 derece olabilir. Nasıl olabilir? Eğer burası 90 derece ise Pırasa, Ceyhan, Denizli üçgeninden. Ama buranın 90 derece olduğuna dair bir bilgi var mı? Yok. Ama benden kesinlik istiyor. Dolayısıyla bu arkadaşın doğru ya da yanlış olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Kesinlikle bir şey söyleyemem. O zaman aradığımız cevap yalnız 2 B şıkkı. Ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde bir aracın viraj dönerken dört lastiğinin konumu ve ön lastiklerin izlediği yol gösterilmiştir. Araçların virajları sarsıntısız yanal kayma yapmadan yani arabanız yana doğru kaymadan virajı dönerken ve yol tutuşunu da sağlamlaştırmak adına ön tekerler birbirinden farklı açıyla dönerler. Yani ne tarafa dönüyorsanız ona yakın teker daha fazla döner. Mesela sağa dönüyorsanız sağdaki teker daha fazla döner. Buna Ekerman prensibi deniliyor. Yarın bir gün arabada annenize babanıza hava atabilirsiniz. Bu Ekerman prensibi diye. İki teker aynı dönmüyor. Şimdi buna göre birisi alfa derece birisi beta derece dönerse aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Şimdi bakmayın böyle hikaye anlattığına Ekerman prensibi falan yazdığına çok kolay bir soru. Ön tekerleklerin arkadaşlar şu birbirlerine bağlayan aks bunlar. Önle arka akslar birbirine paraleldir. Dolayısıyla paralellik varsa doğru da açı vardır. Şimdi Z kuralını görüyor musunuz? Ben buradaki Z kuralını kullanarak o betayı buradan alıp buraya taşıyabilir miyim arkadaşlar? Peki alfayı da şöyle yapalım. Burası alfa ise ters açıdan burada alfa değil mi? Gene bakın biz z kuralı yapacağım. O alfayı da buradan alıp şuraya taşıyabilir miyim? Şimdi dikkat ettiyseniz şuranın tamamı beta iken bu minik yer alfa oldu. Arada bir boşluk var. Demek ki beta açısı alfa açısından daha büyükmüş. Zaten biraz önce de demiştim çaktırmadan. Hangi tarafa dönüyorsanız o taraftaki teker daha fazla dönüyor. Sağa dönüyorsanız sağdaki teker daha fazla döner. Dolayısıyla beta açısı alfa açısından büyüktür. Cevabımız D şıkkı. Böylece föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.